önerilerini getirmek isteyenler, görüşlerini iletmek isteyenler nasıl iletecekler Dicle? Serap Belet, dakikalar önce o açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapıldı. Bakan Tekin de akabinde hemen bir tweet attı ve destekleriniz bizim için önemli dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni müfredat bir hafta boyunca askıda kalacak. Askıda olduğu süre boyunca kamuoyundan her türlü değerlendirmeleri açık olacak ve talep gördüğü müddetçe de bu süre uzatılabilecek. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli olarak adlandırdıkları yeni müfredatın taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı diyebiliriz. Uzun süredir herkesin gözü yeni müfredattaydı. Az önce, dakikalar önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Sadece son bir yılın değil, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın sonucu dedi. Müfredat hazırlık sürecince çok uzun alışveriş görüşlerinde bulunduklarını da altını çizdi Bakan Tekin. Akademisyen, öğretmen, diğer eğitim paydaşlarıyla 20 çalıştay düzenlediklerini de açıkladı paylaştıkları bültende. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Tabii ki bu çok kapsamlı bir bülten. Her ders için ayrı bir planlama yapıldı. Her okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde her ders için ayrı ayrı planlamalar yapıldı. İlerleyen günlerde tabii ki bunun detayları daha da ortaya çıkacak diyebiliriz. Bir hafta boyunca da askıda kalacak. Kamuoyunun da görüşlerine açık olacak. Bakanın internet sitesinden vatandaşlar girip görüşlerini buraya yansıtabilecekler. Dileyenler EDL şifresiyle de bunlara karşı görüşlerini belirtebilecekler. Bir hafta askıda kalacak diyelim. Serap Bele, sözü yeniden sana bırakalım.